Merhaba, hoş geldiniz. Ben öncelikle Şafak Hocama, Emel Hocama, Levent Hocalarıma çok teşekkür ederim. Bilkent İletişim ve Tasarım bölümünü burada beni misafir ettiği için tekrar teşekkür ederim kendilerine. Ben Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü. Yüksek lisansımı yine aynı üniversitede. Yine Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı'nda yaptım. Doktoramı da Galatasaray Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Çalışmaları doktora programında tamamladım. Aslında çok yakın zamana kadar, aşağı yukarı 2015-2016'nın sonuna kadar diyelim, film çalışmalarıyla ilgileniyordum. Yani filmin kendi içsel evrenine ve filmin kendi içsel evrenindeki meselelere dair çalışıyordum. Ve fakat doktoramla beraber, kabaca doktoramla beraber filmden ziyade filmin dijital evrende olan bağlarına bakmaya başladım. 2016'dan itibaren ise doktora çalışmam bittikten sonra da artık tamamen filmi terk ederek ya da filmin içsel evreni terk ederek sinema çalışmalarına giriştim. Sinema çalışmalarından kastım şu, seyircinin sinemaya gitme deneyimini, sinema mekanlarını ve bu mekanlardaki değişimi dönüşümü ya da film izleme pratiklerindeki değişim dönüşümünü merkeze alarak bir çalışma yürütmek ve sinema tarihi çalışmaları da, yeni sinema tarihi çalışmaları da bu perspektiften bakarak sinema tarihini yeniden yazmak gibi bir iddia taşıyor. Temel olarak şöyle bir derdimiz olduğunu söyleyebilirim. Derdimiz diyorum çünkü tüm bu çalışmaları yine Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olan İlke Şanlıer Yüksel'le beraber yapıyoruz. Kendisi de lisans ve yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi'nde doktora programını da, pardon, lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora programını Anadolu Üniversitesi'nde daha çok hareketlilik, göçmenlerin medya kullanımı, medya pratikleri üzerine yapmış idi. Şöyle bir derdimiz var kendisiyle. Her ikimiz de iletişim çıkışlı, iletişim kökenli öğrenciler olarak aslında sinema tarihinin çok uzun zamandan beri Türkiye'de İstanbul merkezli yazıldığını, aslında sinema tarihinin Türkiye'de çok eskiden beri birkaç kişiyi merkeze alarak yazıldığını, aslında erkekleri merkeze alarak yazıldığını, aslında elitleri merkeze alarak yazıldığını, aslında Türkleri merkeze alarak yazıldığını, erkekleri merkeze alarak yazıldığını düşünüyoruz ve bu tarih yazımının pek çok problem taşıdığını görüyoruz. Örneğin geleneksel konvansiyonel sinema tarihi çalışmalarına baktığınızda kadınların seyir pratiklerine dair satır araları dışında hiçbir şeyle karşılaşmazsınız. Örneğin beyaz Türkler dışında sinemaya gitme pratiklerine dair hiçbir şeyle karşılaşmazsınız. Film çalışmalarıdır ama filmlerde bu 3-4 ismin kendi deneyimlerinden ibarettir. Kronoloji çoğu zaman hatalıdır, yanlıştır. Çünkü seyrettiği zamana göre filmleri aslında indekslemeye çalışmıştır gibi büyük problemler taşır. Ama bizim açımızdan önemli problemse bu sinema tarihi yazımının İstanbul'u merkezine alması ve sanki Türkiye'de İstanbul dışında hiçbir sinema üretimi ya da sinema deneyimi, sinema tarihi yaşanmamış kabul edilmesidir. Ki bu öylesine sorumludur ki 1969'a kadar Nezih Coş, Türkiye'de acaba kaç sinema salonu var, açık hava sineması var, şunları bir sayalım, tespit edelim, bir pazarın büyüklüğünü ortaya çıkaralım diye düşünene kadar kimse düşünmemiştir ve hep şey önerilmiştir. Türkiye'de işte 600 kadar sinema salonu vardır, 700 kadar sinema salonu vardır gibi tahmini sayılar dile getirilmiştir. Nezih Coş'un yaptığı tarama oysa 3500'e yakın sinema salonunu ortaya çıkarmıştır. Böylesine büyük problemli bir meseledir. Ben 2013 yılından beri Adana'dayım. İlki Hoca da 2015 yılından beri Adana'da ve bizler 2016 yılından beri Adana'daki sinemaya gitme pratiklerini, sinema mekanlarını araştıran bir dizi aslında projeler bütünü yapıyoruz. Büyük çerçevede Çukurova bölgesinin sinema tarihini yazmaya çalışıyoruz. Bunun içinde de küçük küçük pek çok araştırma var. Şimdi şöyle başlayalım. Adana, ışıkları ön tarafı kapatabilir miyiz en azından? Adana, Türkiye'nin güneyinde Çukurova bölgesinin de kabaca merkezinde duruyor. Bu yüzden şu haritayı gösteriyorum. Kendi öğrencilerimize, ki öğrencilerimizin çoğunluğu %60 kadarı Adana ya da Mersin'den, Çukurova bölgesinden gelen öğrenciler. Ve fakat kendilerine bile birinci sınıfta karşılarına boş bir Türkiye haritası koyduğumuzda ve Adana'nın yerini bir işaretleyin dediğimizde çoğu hatalı işaretliyor Adana'nın yerini. Çoğu daha güneydoğuda işaretliyor. Adana şehir merkezinde deniz yoktur. Adana şehrinin denize kıyısı vardır ama şehir merkezinde deniz yoktur. Dolayısıyla pek çok öğrencimiz Adana'yı hiç denizle ilişkilendirmiyor ve
daha içeriye, böyle Gaziantep'in daha doğusuna falan atıyorlar Adana'yı. Bu yüzden şeyi hep göstermek istiyorum. Adana burada, Akdeniz'e kıyısı var. Hatay'ın biraz daha batısında, Mersin'in daha doğusunda bir yerde yer alıyor. Şöyle fiziki haritayla gösterdiğimizde aslında Çukurova nedir çok iyi ortaya çıkıyor. Çukurova kuzeyde Toros Dağları ile sınırlandırılmış. Bu dağların zirve noktası kabaca 2100 metre. Zirveyi açtığınızda Niğde'ye sızmaya başlıyorsunuz, inmeye başlıyorsunuz. Doğusunda bu Toros Dağları bir yer çizerek Hatay'ı kesiyor. Aşağıya doğru Antakya'yı kesiyor. Doğuda yine Toros Dağları ile sınırlandırılmış. Batıda yine bu dağlar Silifke'ye kadar iniyorlar aşağıya doğru. Aslında buradan Antalya üzerinden devam edecek, Ege'ye kadar devam edecek. Aslında doğuda da bir parçası yukarıdan devam edecek. Adıyaman üzerinden daha doğuya doğru devam edecek. Ama Çukurova bu şu yay içinde kalan çanak bölge. Şurası dediğim gibi kuzeyde Toros Dağları tarafından sınırlandırılmış. Güneyde Akdeniz tarafından sınırlandırılmış. Doğusunda İskenderun, Dört Yol, Hatay var. Bir zamanlar Adana'nın ilçesi olan Osmaniye var. Batısında da Erdemli ve Silifke ile Mersin ile kıyıda bitmiş olacak. Bizim çalışmalarımız Toros Dağları'nın zirvesinden sahile kadar iniyor. Akdeniz sahiline kadar iniyor. Yaptığımız çalışmalar yani 2000 metredeki Toros Dağ köylerinde de sinema araştırmaları yapıyoruz. Aşağıda Ova köylerinde, Karataş'ta veya Tarsus Ovası'ndaki köylerde de sinema araştırmaları yapıyoruz. Büyük oranda Adana şehir merkezinde sinema araştırmaları yapıyoruz. Kısa ve kaba bir Çukurova bölgesi ya da Adana şehir tarihi kronolojisine bakalım. Aslında şehir 1900'lerin başında, 1870'lerde diyelim kabaca, pamuğun ekilmeye başlamasıyla beraber gelişmeye, büyümeye başlıyor. Geniş arazilere pamuk ekimi yapılıyor. Pamuk tarlalarında tarım işçisi olarak çalıştırılmak üzere Kavalalı Mehmet Ali Paşa zamanında Kuzey Afrika'dan ya da Suriye'den Nusayriler şehre getiriliyor. Köleleştirilmiş olarak şehre getiriliyor. Daha sonra bunlar yarı özgür olarak çalışmaya devam edecekler. Daha sonra özgürleşecekler. Şehir nüfusu çok kozmopolit. Ermeniler şehirde 1900'lerin başında geniş oranda mülk sahibiler. Rum aileler var, Yahudi aileler var. Bununla beraber Nusayriler var, Araplar var, Alevi Araplar var, Nusayriler. Sünni Araplar da var, doğudan gelen, Urfa üzerinden gelen özellikle. Yavaş yavaş yerleştirilmeye başlanan Yörükler var, Türkmenler var. Ve şehir merkezinde bir zamandan, uzun bir zamandan beri yaşayan ayrıca Türkler de var. 1902'de şehirde bildiğimiz ilk sinema deneyimi yaşanıyor. Yunan bir vatandaş, Dimitri adında bir vatandaş Seyyar Sinema ile Adana ve Mersin'de film gösterimleri yapıyor. Valilikten Dimitri'nin iznine dair bir belge var, yazı var. 1918-1922 yılları arasında Adana Fransız işgali altında kalıyor. 1914'ten sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ya da Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlar Çukurova bölgesini işgal ediyorlar. Fransızlar kendileriyle beraber büyük bir fotoğraf ekibi de kuruyorlar. Mersin'de bir fotoğraf stüdyosu, La Pensat'lı bir fotoğraf stüdyosu kuruyorlar. Bu fotoğraf stüdyosundaki görevli gayrimüslim fotoğrafçılar, örneğin Kiryas Papadopoulos bu fotoğrafı çeken fotoğrafçı, bütün Çukurova bölgesini fotoğraflamaya başlıyor. Bu sayede de elimizde çok iyi bir Çukurova bölgesinin erken dönemine dair fotoğraf malzemesi var. İşte bu fotoğraflardan birisinde, fotoğrafın üzerinde şu alt yazıda şunlar yazılı. Eski Gar Meydanı Teras Sineması. Eski Gar Meydanı dedikleri Adana'nın ilk garı. 1912'de Adana'da Yeni Gar denilen gar inşa ediliyor. Bugünkü o gar, Umut filminin giriş sekansında gördüğümüz gar inşa ediliyor. Burası da Eski Gar ve orada bir binanın terasında sinemayı görüyoruz, Açıkalı Sineması'nı. 1933-1951 yılları arasında yine sinemacılıkla ilgili çok önemli bir kurum, Adana Halk Evi kuruluyor ve sinemacılık faaliyetlerinde bulunuyor. 1947'de bizim tespit ettiğimiz en erken Toros Dağları'nda, dağ köylerinde sinemacılık deneyimi yine Seyyar Sinema ile başlıyor. 1960-1980 döneminde Adana sinemalarının tarihi zirve noktasını görüyoruz. Bu tarihler arasında Adana'da 120'den fazla sinema salonu çalışıyor aynı anda. Ve 90'dan fazla da bazıları İstanbul'daki büyük şirketlerin temsilcisi olan, bazıları da Doğu şehirlerinin Adana'ya açtıkları bürolardan oluşan 90 kadar da film yapım dağıtım şirketi yine şehirde faaliyet gösteriyor. Bununla beraber de film ekipmanı satan,
Örneğin plak, gramofon ya da plak satan, çünkü Adana'daki sinema seyir pratiği müzikle çok ilintili şirketler var. Dolayısıyla çok yoğun bir sinema endüstrisinden bahsedebiliriz. 1960-1980 arasındaki dönemde şehirde açık hava sinemaları var. 85 açık hava sineması faaliyet gösteriyor. Bunların en küçüğü 800 kişilik, 800 sandalye kapasiteli. En büyükleri de 2500 kişilik sinemalar. Devasa sinemalardan bahsediyoruz. Ve fakat 1974'ten itibaren Çukurova Televizyonu'nun yayına başlamasıyla, TRT'ye bağlı olarak Çukurova Televizyonu'nun yayına başlamasıyla, Kıbrıs Rum Savaşı'nın başlamasıyla, 1974 yılı Eylül ayında Yılmaz Güney'in Yumurtalık'ta Endişe filminin çekimleri sırasında Yumurtalık savcısını öldürmesiyle şehirdeki kaotik durum daha da kaotik hale geliyor ve sinemaya gitme deneyimi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Örneğin işte 1974'ün yaz aylarında şehirde karartma uygulandığı için yazlık sinemalar hiç açılmıyorlar, çalışmıyorlar. Ve sonrasında da bu yokuş aşağı devam ediyor ve sonuçlanıyor. Bugün Adana'da 5 Cineplex yer alıyor. Bunların ikisi şehir içinde, şehir sınırları içinde diyelim. Üçü ise şehir çeperlerindeki AVM'lere dağılmış durumda. Bu 5 sinema kompleksinde de 32 perde bulunuyor ve fakat çoğu zaman 10 ila 15 arasında film gösterimi yapıyorlar. Demek istediğim şu, genellikle popüler filmler bir film 5 salonda 6 salonda birden oynatılıyor. Çok fazla çeşit bulma olanağımız yok. Özel bir dönemi Adana'nın ve Adana sinema pratiğini bu noktaya getiren özel bir dönem 1920 ile 1939 yılları arasındaki dönem. Çok hızlıca özetleyelim. Bu dönemde Adana neredeyse Türkiye'nin politik yapısını örnekleyen, hatta pek çok açıdan da tetikleyen bir şehir durumunda. Çok basit bir örnek. 1931 yılında şu noktalar Mustafa Kemal'in Adana ziyaretleridir. 1931 yılında Mustafa Kemal Adana'yı ziyaret ettiğinde şehirde o kadar çok Arapça konuşan insanla karşılaşıyor ki, yahu diyor, bu şehirde Türkçe konuşulmuyor mu? Neden Türkçe konuşulmuyor? Bu Türk ocakları görevini yapmıyor mu diyor. Adana Halk Evi'nin öncesindeki kurum aşağı yukarı aynı işleri üstlenen kurum Türk ocakları. Bu nedenle Türk ocakları lağvediliyor örneğin görevini yapmadığı için ve 1933 yılında Adana Halk Evi açılıyor. 1931'de Adana'da bu karşılaşma dolayısıyla vatandaş Türkçe konuş kampanyası başlatılıyor Adana şehir merkezinde. Aynı kampanya 1933'te bu kez ulusallaşıyor ve tüm ülkede yurttaş, vatandaş Türkçe konuş kampanyası başlıyor. İşte İstanbul'daki sinema salonlarının isimleri Türkçeleştirilmeye başlanıyor gibi. Bu küçük küçük olaylar aslında, bu yerelden çıkan küçük olaylar bütün ulusal şeyi, politikayı, durumu ya da kültürel yapıyı etkilemeye başlıyor. Yine Adana için çok önemli bir şey süreç, 36-39 arasında Hatay'ın bağımsızlığını kazanması meselesi. Hatay nüfusu büyük oranda 220 bin kişinin, o dönem kabaca nüfusun 220 bin kişinin yaklaşık 160 bini aslında Türk olmayan kişilerden oluşuyor. Bu nedenle Hatay nüfusunu Türkleştirmek, Çukurova bölgesindeki nüfusu Türkleştirmek için, Nusayrileri Türkleştirmek için Hars komiteleri, ulus okulları, ısı yuvalar açılıyor. Ve Nusayrilere yönelik, Nusayriler aslında Arap değildir, bunlar Etili yurttaşlarımızdır, Eti Türkleridir diye bir büyük kampanya, 3 yıllık bir kampanya başlatılıyor. Eti Türkleri, hayatında hiç sinema görmemiş Eti Türkleri sinemayla tanıştırılıyor. Eti kadınları için özel film gösterimleri düzenleniyor. Eti çocukları için filmle beraber işte eğitici konferanslar veriliyor. Bu politika çok başarılı oluyor. 60 bin Türk nüfusuna karşılık Hatay'daki seçimlerde 40 kişilik Hatay Meclisi'nin 22'si Türklerden oluşuyor. Ve çok hızlı bir şekilde önce devletleşme, sonra da Türkiye'de ilhak kararı alınıyor. Hatay'ın adı da bizzat Mustafa Kemal tarafından konulmuştur. O da Hitit yurdu anlamına gelir. Yoksa adı İskenderiye, Aleksandratta sancağıdır. İskenderun ve Antakya diye geçer. 1938'den itibaren ama Hatay'dır ve Hatay şehri olarak görünür. Buradaki bu sinema pratikleri, özellikle işte Nusayri köylerine ilk kez film gitmesi, bu propagandayla örtüşen sinema pratikleri aslında şehirdeki sinemanın, seyir deneyiminin çok önemli bir parçası. Çünkü öyle ya da böyle, niyet ne olursa olsun, kitleleri sinemayla, perdeyle tanıştırmış oluyor. Biz ne yapıyoruz?
Biz Adana şehir merkezinde ve köylerde, Toros yayla köylerinde bir tür sinema arkeolojisi yapıyoruz. Seyir deneyimlerini kaydetmeye çalışıyoruz. Sinema mekanlarını haritalamaya çalışıyoruz. Bu Galatasaray Üniversitesi'nden arkadaşlarımızla yaptığımız bir çalışmaydı. İstanbul ve Adana sinemaları karşılaştırma çalışmasıydı kabaca. İşte şehir merkezindeki sinema mekanlarını gezdik. İşte o sinema salonlarından kalıntıları tespit ettik, fotoğrafladık, videoladık. Tüm bu sahada yaptığımız bu çalışmaları filme alıyoruz, fotoğraflıyoruz, ayrıca da rot alıyoruz. Çünkü bu rotalamanın bir haritalama için çok öncül bir bilgi kazandırıyor bize. İkincisi de sahada her zaman rehberlerimiz oluyor sahaya gittiğimizde. Bu rehberlerle beraber gezerek yapıyoruz çalışmalarımızı ve gezdiğimizde de aslında insanların bir tür sinemaya gitme pratiğini de haritalamış oluyoruz. Yani mahalleden, kahvehaneden çıkan bu beyefendi sinema salonuna nasıl gidiyordu? Yolda kendisine bunu anlattırıyoruz. Aynı anda da rotalıyoruz. Böylece daha sonra çalışmak için çok güzel bir malzeme çıkıyor. Mesela ileride yapacağımız çalışmalardan birisi bu olacak. Mahallelerden insanlar sinemalara nasıl gidiyordu? Hangi rotaları izliyordu? O yol üzerinde, rota üzerinde nelerle karşılaşıyordu? Örneğin kadınlar hangi rotaları izliyordu? Örneğin erkekler nasıl gidiyordu? Örneğin erkekler daha uzak sinemalara gidiyor muydu? Kadınların sinemaya gitme alanları kısıtlı mıydı gibi veriyi bu rotalama çalışmaları sayesinde çok temiz çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bu yaptığımız çalışmalardan birisi Toroslar'da yayla köylerinde 2000 metrede hiç ummadığınız köyde 600 nüfuslu köyde iki tane sinema salonu buluyorsunuz. Böyle artık depoya dönüşmüş, bazılarında hayvan bakılıyor, bazıları ambara dönüşmüş, bazıları da öylece bırakılmış. Biz bu sinema salonlarını da tespit ediyoruz. Aynı zamanda o bir zamanlar o sinema salonlarını işleten insanlarla görüşmeler yapıyoruz. Yine burası bir açık hava sineması, 2000 metrede küçücük bir köyde 300 kişilik açık hava sineması. Makine dairesi şurası, şurası da perdesi. Perdeyi metalden yapmışlar korunaklı olması için. Metalin üzerini zaman zaman bezle kapatarak perde haline getiriyorlarmış. Zaman zaman da metali boyayarak perde yapıyorlarmış. Çok ilginç bir sinema burası. Bu sinemada 1980'lerde iki film birden önce insanlara, ailelere oynatılırmış. Adana sinema pratiği iki film birdendir. Bir melodram, bir avantür ya da macera filmi gösterilir. Saat 12 civarında sinema salonu boşaltılır, bir yarım saat ara verilir. Sonra kenarlara, bu sinema salonlarının hepsinin kenarlarında delikler vardır. O deliklere 2 metrelik böyle metal borular ya da ahşap ne denir ona, çubuklar konulur. Aralarına da perde gerilerek bir tür böyle kaçak seyri engellemek için perdeleme yapılır. İşte saat 12'de aileler çıktıktan sonra perdeleme yapılır. Sonra da erotik filmler gösterilirmiş. İlk kez ben bir açık hava sinemasında ve bir köyde erotik film gösterildiğine tanıklık etmiştim, hikayesini dinlemiştim. O açıdan çok ilginç bir köydür burası. Ne yapıyoruz? Adana'da çekilen çok film de var. Özellikle Yılmaz Güney'in filmleri var. Bu Yılmaz Güney filmlerini haritalıyoruz, film kartografyası yapıyoruz. Bu öyle bir çalışmaydı. Yine Galatasaray Üniversitesi ile beraber yaptığımız çalışmanın bir parçasıydı. Sonrasında bu çalışma, bu küçük çalışma bir yüksek lisans öğrencimizin tezine dönüştü. Şu anda da o tezini bitirmek üzere. Burada Seyit Han filminin mekanlarını haritalıyor idik bu çalışma sırasında. Ve o sırada da köyde rastladığımız bir beyefendi Yılmaz Güney çok az bir süre bu kerpiç evde yaşamış. Sonrasında evin sahibinin oğlunun Yılmaz Güney burada yaşadı diye evin yıkılmasına gönlü razı olmamış. Evi hep ayakta tutmaya çalışmış. Bu sırada da işte çok küçük maaşından arttırarak, biriktirerek Yılmaz Güney ile ilgili ne bulduysa almış, malzemeleri toparlamış. Evini küçük böyle bir köyde Yılmaz Güney müzesi haline getirmiş. Bunları da haritalıyoruz, video alıyoruz, kaydediyoruz. Nietzsche'de yapmaya çalıştığımız temel mesele bir tür seyir deneyimini derlemek, toplamak, belgelemek ve kendimizden sonraki kuşakları bir araştırma malzemesi olarak bırakabilmek. Başka ne yapıyoruz? Yaptığımız güzel işlerden, şöyle eğlenceli işlerden bizim için birisi de film gösterimleri düzenlemek. Bunun için aslında Adana şehir merkezinde kullandığımız yerler var. Orada açık hava sinemaları yapıyoruz. Çok küçük bir mekanda. Biraz sonra onun fotoğraflarını da göstereceğim size. Ya şöyle bir şey, 1960'larda sinemaya gitmek aslında film izlemek değil. Yani film izlemek sinemaya gitme amaçlarının belki de sonuncusu. Temel mesele sinemaya gitmek, orada toplumsallaşmak, insanlarla bir arada bulunmak.
Çoğu zaman da aslında sinemalarda gösterilen filmler defalarca başka sinemalarda gösterilip oraya gelen filmler. Artık kırpılmış, kesilmiş, küçülmüş, atlayan, sıçrayan filmler. Yani öyle hikayeler var ki bir işte Yıldız'ın Yıldız filmi. Filmi kesile kesile, kopmaktan kesile kesile iyice 40 dakikaya 45 dakikaya düşmüş. Bunu uzatalım diye o Yıldız'ın başka filminden araya parçalar koymuşlar. Aşk filminin arasından savaş filmi sekansları çıkıyor falan ve insanlar bunları izliyorlar. Biz de şey yapıyoruz, 1960'larda bu sinemalarda defalarca gösterilen filmleri alıyoruz. İnanın filmler artık o projektör ışığından sepyalaşmış, pembemsi bir renk almışlar. Üzeri çiziklerle dolu, ses zaten cızırtılı. Bir de tuhaf altyazılar var. Bazılarında Fransızca, bazılarında İtalyanca, İngilizce gibi. Öğrencilerimize bu filmi izlettiriyoruz ve şeyi istiyoruz. Adana'daki eski sinema çalışanlarından tam 60'lardaki gibi bir deneyim gerçekleştirir misiniz? Yani gazozu olacak, çekirdeği olacak, işte ara verilecek gibi. Tam bu deneyimle gösterim yaparak öğrencilerimizin o seyir sırasındaki davranışlarını belgelemeye çalışıyoruz. Bir tür aslında seyir etnografisi yapıyoruz. Geçen yıl artık bu bizim sahadaki çalışmalarımızın bir sonucu mudur yoksa işte karma bir şekilde döndü dolaştı ve işimiz kolaylaşmaya mı başladı bilmiyorum ama Tarsus Belediyesi 30 yıl önce sonuncusu yapılan bu sinema seyirini yeniden canlandırmak için bir sinema kurdu, bir sinema kumpanyası kurdu ve Toros Dağı köylerinde ayrıca Tarsus Ovası'nda köylerde film gösterimi yapmaya başladı. Biz de bunu öğrenir öğrenmez tabii hemen çantalarımızı hazırladık, ekipmanımızı hazırladık, gittik ve tüm bu performansları kaydetmeye ve aynı zamanda da bir yine etnografik araştırma için izlemeye başladık. Bu da oradan, o seyirden şeyler, fotoğraflar. Bir kamyonun, büyük bir kamyonun kasasının yanına metalden çerçeve yapmışlar. Bu çerçeve böyle kaldırılıp büyüyen bir çerçeve. Onun üzerine hemen beyaz perdeye dönüştürüyorlar. Bu kamyon kasasının içine de 450 tane sandalye koyuyorlar. Böyle iç içe geçirerek. Başka bir kamyonda şey var. 35 mm film projektörü var. Bir üçüncü kamyonette de, o da kamyon kasasına monte edilmiş film projektörü. Üçüncü kamyonette de şey var, jeneratör var. O üç kamyon köye geliyor. Köydeki büyük meydanı, burası eski ilkokulun bahçesiydi. İşte sinema kuruluyor. Saat 3'te 4'te plaklar çalınmaya başlanıyor. Çünkü zaten böyle yapılıyordu 1960'larda 70'lerde. Akşam da hava karardıktan sonra, bunlar yazlık sinema olduğu için havanın kararması gerekiyor gösterim için. Hava karardıktan sonra da seyir başlıyor. Biz bunları da yapıyoruz. Ayrıca bununla ilgili haritalama çalışması da yapıyoruz. İşte şu 35 mm makine ve 35 mm film gösteriyorlar. Şurada da farklı köylerden yine şeyler var. Seyir sırasında çektiğimiz fotoğraflar ve filmler de var. Biraz önce söylediğim şey, Adana Şehir Merkezi'nde çok eski sinema çalışanlarından bir beyefendinin kurduğu sinema evi, bir tür özel müze var. Bizim en büyük veri kaynaklarımızdan birisi kendisi. Çok iyi bir film makinesi arşivi var. 35 mm, 16 mm, 8 mm film makinesi arşivi var. Çünkü 70'lerin sonundan itibaren salonlar kapandıkça, kendisi de para buldukça, kaynak buldukça satın almış ve bu malzemeleri saklamış. Ayrıca filmler var. 8, 16, 35, 12 mm gibi filmler var. Bunları da saklıyor. Ayrıca da evinin bir bölümünü bahçesine, açık hava sinemasına dönüştürmüş. İşte bu bahsettiğim öğrencilerimizin seyir deneyimleri ya da Adana'daki farklı kişilerle yaptığımız seyir deneyimlerini orada gerçekleştiriyoruz, orada yapıyoruz. Şu da o seyir deneyimlerinden fotoğraflar. Yukarıda balkon, loca sayılabilecek olan bir yer var. Makine dairesi üstte 35 mm yine. Aşağıya da şöyle bir 30-40 sandalye koyuyoruz ve film gösterimleri yapıyoruz. Sadece bu değil ama, yani sadece sahada çalışmıyoruz, aynı zamanda arşivlerle de çalışıyoruz. Yerel kaynaklar, işte Adana Halk Evi'nin çıkardığı yayınlar, örneğin Cumhuriyet'in 15. yılı için yaptığı bir derleme kitap diyelim artık, o kitap. İşte Adana Halk Evi'nin sürekli olarak çıkardığı Görüşler, Akgünler ya da Çukurova dergileri. Yerel gazeteleri kullanıyoruz. Yeni Adana 1919'da ilk kez çıkarılmaya başlanıyor ve bugüne kadar çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin Şalom'dan sonra en uzun
süreli gazetesi. Bu gazetenin arşivine ulaşabiliyoruz. Türk Sözü gazetesi 1933-1964 yılları arasında yayınlanıyor. Bu gazetenin arşivine ulaşıyoruz. Ayrıca yine dönemin olaylarını takip edebilmek için Cumhuriyet, Akşam ya da Ulus gibi gazeteleri de kullanıyoruz. Bununla beraber devlet arşivlerinden Adana ile ilgili her türlü belgeyi derlemeye, toplamaya çalışıyoruz. Sinemacılıkla ilgili özellikle. Veya Büyük Millet Meclisi tutanaklarını derleyip toplamaya çalışıyoruz. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 1930'dan sonra 1950'lere kadar yazılmış, yayınlanmış olan fasikülleri, bildirileri ya da kitapları derleyip toparlamaya çalışıyoruz. Tüm bunlardan biz bir şekilde bir altlık veri, öncül veri diyebileceğiniz bir veriyi elde etmeyi başarmıştık. 3 yıldan beri sahada süren çalışmalarda ve kabaca da 90 mekanda yaklaşık 100 küsür kadar sinema salonunu haritalamayı başarmıştık. Temel dertlerimizden birisi buydu. Bir haritalamayı yapıp Adana şehir merkezindeki sinema salonlarını işaretlersek eğer başka çalışmalar için çok iyi bir öncül kaynak bulabilecektik. Yani elimizde bir fiziki durumu gösteren bir yapı olacaktı, bir mesele olacaktı. Fakat bir noktada artık tıkandık. Şimdi bütün bu kaynaklardan, yazılı kaynaklardan, saha görüşmelerimizden derleyip toparladığımız, dediğim gibi 90 mekanı işaretlediğimiz 110 sinema salonu vardı elimizde. Ama elimizdeki isim 140 kadardı. Yani aslında nerede olduğunu haritalayamadığımız, insanların bilmediği, unuttuğu ya da işte babamdan duymuştum bir Marmara sineması varmış diye söylentilerden ibaret olan ya da bir gazete haberinde gördüğümüz işte Kurtuluş Mahallesi yeni sineması gibi ve fakat yerini sonrasında bulamadığımız, haritalayamadığımız 140 kadar isim vardı. Ve biz bunu yapmak istiyorduk. Yani temel başlangıç noktamızın aslında bu olmasını istiyorduk. Yani bir haritamız olsun, üzerinde tüm sinema, Adana sinema tarihi boyunca faaliyet gösteren tüm sinema işletmelerini haritalayalım ve sonrasında da sinema seyir çalışmalarını bu harita üzerinden ilerletelim. Bunun için bir dataton yapmaya karar verdik. Aslında bunu biz Mayıs ayında, 2019 yılının Mayıs ayında tasarlamaya başladık çalışmayı. Datatonu aslında Burak Arıkan'ın ismini duymuşsunuzdur. Medya haritalamaları, Türkiye medya sahiplik haritalamaları yapar ya da işte farklı haritalamalar yapar. Onun çalışmalarına ilham aldık aslında Burak Arıkan'ın çalışmalarından. Dataton şu demek, bu Türkiye dışında hacker ların yaptığı bir çalışmadır. Yine büyük veriyle çalışan araştırmacıların yaptığı çalışmadır. Bir grup araştırmacı, büyük bir grup araştırmacı ellerinde büyük bir veri seti vardır. Bir araya gelirler, bir günde, birkaç günde bu veri setini işlemeye başlarlar ve bu maraton, veri işleme maratonunun sonunda da ortaya bir çözümleme çıkar. Yani bir veri ve maraton kelimelerinden zaten yapılmış bir kelime. Biz de bu elimizdeki veri büyük veri değil aslında. Elimizdeki veri bir hacking verisi de değil aslında. Ve fakat elimizde başa çıkamadığımız bir veri var, tıkandığımız bir veri var. Bunu nasıl bir veri işleme ya da bu veriyi tartışma maratonuna dönüştürebiliriz ve nasıl bunu haritalayabiliriz düşündük. Ve bunun için de Mayıs ayında araştırmayı, çalışmayı tasarlamaya başladık. Bunun bir planlama, hazırlık ve planlama aşaması olduğu, veriyi önceden bir veri seti hazırlamak gerekiyordu. Veri setini hazırladık. Öncül bir harita çıkardık. Elimizdeki tüm sinema salonlarını tasnif ettik ya da yerini bilmediğimiz sinema salonlarını ayrıca tasnif ettik. Elimizde ne ipucu varsa bunu bir listeledik ve döktük. Haritayı da yaptık, dijital harita da yaptık aslında. Ve fakat sonrasında yapmak istediğimiz şey şu oldu. Çok uzun yıllardan beri Adana'da sinema alanında çalışan, sinemacılık alanını çok iyi bilen insanları bir araya getirelim. Bu insanlarla beraber çok hızlı bir günlük bir çalışmayla bu haritalama çalışmasını gerçekleştirelim. Bunun için Abdurrahman Bey'i öncül çalışmalarımızda çok yardımcı olur kendisi. Onu hedefledik. Abdurrahman Yadran bir postacı, aynı zamanda bir besteci ve şarkıcı. Abdurrahman Bey'in postacı olmasının bizim için şöyle büyük bir avantajı var. Tüm sinema mekanlarını bilebilir potansiyel olarak. Evrak taşıdığı için sinema sahipleri arasında. Ayrıca kendisi aslında yerel Adana'da çok meşhur bir şarkı, türkücü bir zamanların.
Ve şey Adana'daki sinema seyir deneyimi filmden önce ya da film aralarında çıkıp şarkı türkü söylemeli de bir deneyim ve o sinema salonlarında şarkı da söylemiş kendisi. Bahri Bey film makinisti, aynı zamanda seyyar sinema makinisti, göstericisi. Film, sinema, açık hava sinemaları işletmeciliği de yapmış. Pek çok salonu biliyor. Mustafa Celik çok önemli birisi. Aslında çocukluğuna denk geliyor 1960-70'lerdeki şey, sinema seyir tarihi diyelim. Ve fakat 13-14 yaşından itibaren önce başka tamircilerin yanında, sonra da kendisi çok erken yaşlarda, 70'lerin sonunda kendi işini yaparak film makineleri tamirciliğine başlamış. Ve o kadar da iyi ve ünlü bir tamirci olmuş ki, sadece Adana ya da Çukurova'da değil, Güney bölgesinde, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da yüzlerce, binlerce sinema salonundaki makineyi tamir etmiş. Bu makineler önceden karbon çubukla, arkla çalışan makineler, sonra elektrik lambalı hale gelmiş. Önce bir baca yapılıyormuş soğutmak için, sonra üzerlerine fanlar gelince, ucuz şeyler, işte aspiratörler gelince onları monte etmeye başlamış. Aslında bölgedeki sinema makinelerini de dönüştüren birisi. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir veri kaynağı. Sabri Şenevi, biraz önce fotoğraflarını gördüğünüz sinema evi müzesinin kurucusu, koleksiyoner. Adana'da pek çok sinemada makinistlik yapmış aynı zamanda. Abdülkadir Bey, Kadir Bey fotoğrafçı, foto gazetecisi ve kameraman. Abdülkadir Bey de kabaca 1969'dan itibaren Adana Altın Koza Film Festivali'nin tamamında yer almış, fotoğrafçılık ya da kameramanlık yapmış film festivalinde. Dolayısıyla sadece sinema salonlarının değil, Adana sinema tarihine, seyir tarihine dair çok başka meseleleri de biliyor ve çok iyi de bir arşiv var aynı zamanda. Serdar Bey ise nispeten genç diğer burada katılımcılara göre ve fakat kendisi çok iyi bir koleksiyoner. Elinde o döneme ait olan çok fazla anı, bilgi ve belge var. Biz bu 6 kişiyi Dataton çalışması için temel veri kaynağı olarak hedefledik. Araştırmayı ve haritalamayı, haritalamayı İlki Hoca ile beraber yaptık. Bu insanlar doğal olarak bilgisayarla çok fazla haşır neşir olan insanlar değiller. Veri girişini kendileri yapabilecek olan insanlar değiller. Öğrencilerimizden özellikle veri girişine yatkın olan, bilgisayar kullanımına yatkın olanlardan da bir ekip kurduk. Veri derleyiciler, toplayıcılar ve giriciler olarak. Ayrıca da tüm bu performansı, Dataton performansını fotoğraflayacak ve ses ve görüntü kaydını alacak olan da 4 kişilik ayrıca bir ekip kurduk. Tüm bu çalışmaları biz Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Ekim ayının hemen başlarında oluşturduğumuz bir Özgür Sinematek'te yaptık. Araştırmayı da Ekim ayının başlarında tamamladık. Data logging çalışmasını ya da işte Dataton çalışmasını. Şunu yaptık biz. 3 bilgisayarda 3 istasyon kurduk. Öncelikle tüm öğrencilerimizin elinde bizim daha önce ürettiğimiz Excel dosyası şeklinde sinema salonlarının isimleri, açık hava sinemalarının isimleri ve konumları ve muhtemel konumları, sahipleri ya da sahibi olabilecek olan kişiler, işletmecileri gibi bilgi vardı. Ayrıca dijital olarak da bu bilgi vardı. Yine Excel dosyası olarak. Yukarıda da ana bilgisayarda diyelim, master bilgisayarda da o güne kadar elde ettiğimiz verilerden ve haritalama çalışmalarından ürettiğimiz bir harita vardı. Öncelikli olarak şunu yaptık. 2 oturum şeklinde tasarladık Dataton'u. Birinci oturumda o güne kadar haritalamasını yaptığımız 110 sinema salonunun verisini teyit ettik. Tüm katılımcıların itirazlarıyla, önermeleriyle, orada değildi, şuradaydı gibi düzeltmeleriyle. Bu sırada hem büyük ekrandaki bilgisayardan hem de her bilgisayara biz ikişer kişi şeklinde katılımcıyı ve onlara yardımcı olacak olan üçer öğrenci şeklinde ekipleri kurduk. Beşer kişilik ekipler kurduk. Hem bu bilgisayarlarda, alt bilgisayarlarda hem de ana bilgisayarda Google Earth, Google Maps gibi harita uygulamalarıyla da bu katılımcıların işini kolaylaştıracak olan, mekan hafızalarını çağıracak olan, örneğin işte orada köşede benzinci vardı, fırını dönünce hemen oradaydı gibi ipuçlarını değerlendirecek olan haritaları da kurduk ve çalışmaya başladık. Birinci oturumda yaptığımız şey işte o güne kadar haritaladığımız 110 sinemanın yerlerini teyit etme, düzeltme gibi çalışmalardı.
İkinci oturumda ise bu kez her ekibin elinde tüm sinemaların verisi var ve bilemediğimiz, o güne kadar bulamadığımız, haritalayamadığımız 30 kadar da sinema salonunda adı var. Bu ekipler her biri birbirinden bağımsız olarak bu kez aynı veri üzerinde çalışmaya başladılar. Bunu şu açıdan yaptık. Eğer her gruba farklı harita verisi verseydik, örneğin siz ilk 10 sinemayı, siz ikinci 10 sinemayı haritalamaya çalışacaksınız gibi bir yöntemle hareket etseydik, muhtemelen teyitle ilgili problemlerimiz olacaktı. Böyle yapmakla, herkes aynı veriyi vermekle teyitle ilgili büyük bir meseleyi halletmiş olduk. Ben bu uygulama sırasında master bilgisayarın başındaydım ve her masadan gelen veri şu sinema salonunun yerine teyit ettik dediklerinde ben gelip yukarıda haritada işaretliyordum ama bir renk koduyla işaretliyordum. Mor renk koduyla işaretliyordum örneğin. Mor şu demek, sadece bir gruptan şey geldi, yeriyle ilgili bilgi geldi. Üç gruptan da aynı sinema salonu ve aynı yerle ilgili bilgi gelince yerini teyit etmiş oluyorduk ve haritaya aktarıyorduk. Bu da ikinci oturumdu. Üçüncü oturum, günün son oturumunda ise katılımcılara o gün boyunca yaptığımız çalışmaları özetledik ve bir kez daha tüm haritanın üzerinden geçerek meseleyi bağlamaya çalıştık. Gördüğünüz gibi aslında genç öğrencilerimiz de, 20'li yaşlarının başında olan öğrencilerimiz de aslında yaşları 65-85 arasında değişen katılımcıları bir araya getirmiş olduk. Bunun çok büyük avantajları oldu. Biraz sonra onları konuşuruz. Her grubun bağımsız çalışmasının avantajları oldu. Onları da biraz sonra konuşuruz. Bir bakıma bu çalışma kuşakları bir araya getiren, deneyimin aktarılmasını sağlayan, kuşaklar arasındaki aktarılmasını sağlayan, anıların kuşaklar arasındaki aktarımını sağlayan ve aslında bütün olarak bu çalışmaları neden yapıyoruz? İşte gelecek kuşaklara bir şey bırakmak için, bunu da bir bakıma gerçekleştiren, sağlayan bir çalışma oldu. Bu da şey, bir mola verdiğimizde çektiğim fotoğraflardan birisiydi. Çalıştığımız alan da bu. Master bilgisayar arkada, önde de diğer bilgisayarlar ve haritalama işleri. Bu ürettiğimiz harita, genel harita. Bu çalışmadan önce ürettiğimiz harita. Adana şehir merkezi bu. En güneyi ile en kuzeyi arasındaki mesafe 4 kilometre. Doğusu ile batısı arasındaki mesafe 6 kilometre. Aslında fiziki olarak çok küçük bir şehir. Ve fakat bizim öncül haritamız buydu. İlk yaptığımız harita bu çalışmaya başlarken. 110 sinema salonu şurada 90 küsur konumda yer alıyordu. Dataton çalışmasından sonra ise nefis bir iş oldu bizim için. Artık yaklaşık 117-118 konumda 124 sinema salonunu haritalamış olduk ve bu artık şey, hani düzenli olarak film gösterimi yapan, bilet satan, en az bir yaz boyunca faaliyet gösteren tüm sinema işletmelerini, salonlarını haritalamış olduk. Bunun dışında Adana'da film gösterimi yapılan kahvehaneler, fabrikalar, askeri kışlalar, öğrenci yurtları gibi mekanlar var ya da sadece çok kısa bir süre çalışan bahçeler var ama onlar artık başka bir çalışmanın şeyi konusu. Bu ticari olarak Adana'da film gösterimi yapan sinema işletmeleri. Şimdi bu haritayı nasıl kullanabiliriz? Neler yapabiliriz? Örneğin yoğunluk haritaları çıkarabiliriz. Bu bir işte heat map denilen ya da işte density map denilen bir uygulama. Sinema salonlarının nerelerde yoğunlaştığını, hangi rotalar üzerine yoğunlaştığını ya da hangi merkezlerde yoğunlaştığını. Bunu şeyle yapabiliyoruz bu arada. Artık bu haritadan ürettiğimiz yeni haritalarda örneğin kapalı salon sinemaları neredeydi? Açık hava sinemaları neredeydi? Bunu da yapabiliyoruz veya kapasiteleri de yapabiliyoruz artık. İşte örneğin şurada Sular Meydanı'nda merkezdeki sinemaların kapasitesi ne kadardı? Kapasiteye göre de yoğunluğu ayrıca çıkartabiliyoruz. Veriyi bir kez dijitale dönüştürdükten sonra, dijitalleştirdikten sonra artık size çalışma için sonsuz olanak sağlıyor ve artık aslında sosyal bilimlerin ya da sinema çalışmalarının ya da etnografi çalışmalarının o konvansiyonel yöntemleriyle yeni yöntemleri bir araya getirme olanağı sağlıyor. Örneğin işte yapacağımız çalışmalardan birisi bu. İnsanlar hangi sinemalara nasıl gidiyordu? Bunu bir konvansiyonel yöntemlerle çalışmak var. Bir de veriyi görselleştirerek dijitalle konvansiyonel yöntemleri bir araya getirerek çalışmak var. Bu ikincisi olağanüstü bir şey sağlıyor size. Görüş farklılığı sağlıyor.
Bu veriyi, burada şey var, harita sonunda ortaya çıkan veri var. Şu görselleştirme için ben ArcGIS'i kullandım, ArcGIS programını kullandım. ArcGIS altlık haritalarıyla bu veriyi farklı haritaların üzerine yerleştirerek farklı okumalar yapabiliyoruz. Örneğin bu bir şey, katmanları göstermeyen diyeyim bir harita tipi. Bunun üzerinde yollara göre aslında sinema mekanlarını görebiliyoruz. Veya şunu yapabiliyoruz örneğin, daha farklı bir altlık harita. Şimdi bunu yapınca biraz sinema salonlarının neden burada yoğunlaştığını anlamaya başlıyoruz. Burası Asri Mezarlığı'nın kurulduğu bölge, Adana'nın karşı yakasında, yüreğidir. Burası endüstri bölgesi, burası endüstri bölgesi. Şimdi bunu yapınca, gerçekleştirince bu kez şunu görmeye başlıyoruz. Endüstri bölgeleriyle sinema mekanları nasıl bir araya geliyor ya da nasıl birbirinden farklılaşıyor. Farklı uygulamalarda dijital haritalamaları kullanabiliriz. Bu bizim Toros Dağ köylerinde, yayla köylerinde yaptığımız bir çalışmaydı. Bir seyyar sinemacının rotasıydı burası. Seyyar sinemacının film gösterimi yaptığı köyler bu. Bu da seyyar sinemacının film gösterimi yapmak için izlediği yollar. Bu yolları koymaya başladığınızda bu kez seyyar sinemacıların, farklı seyyar sinemacıların aslında alanı nasıl kendi aralarında böldüklerini, bu bölümlemede coğrafyanın etkisini görmeye başlıyoruz. Çok farklı şeyler yapılabilir. Bu benim böyle hani eğlence için. Bu biraz şeye benziyor. Kurgu öğrendikten sonra keyfine kurgu yapmaya başlarsınız ya. Bu da benim böyle keyif için yaptığım bir şeydi. Beyoğlu sinemaları haritalandırmasıydı bu da. Yapabilirsiniz. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki haritaları, sinema mekanlarını haritalandırarak yoğunlaşmaları görebilirsiniz. Örneğin burası. Bugün Demirören AVM tarafından ve Emek Sineması'nın yerine kurulan AVM tarafından yok edilen sinema salonları diyelim. İşte şu kadar küçücük bir alanda aslında 3, 6, 9, 11 sinema salonunun olduğunu, bir zamanlar faaliyet gösterdiğini görebiliriz. Sırada ne var, ne yapacağız? Elimizde aslında Adana'nın çok eskiden beri çizilmiş olan hali hazır haritaları var, sokak haritaları var. Bu Henrik Jensen'in 1936-37-38'de çizdiği haritalar. Çok şanslıyız aslında, 36'da çizdiği harita üzerinde şurada, çözünürlük nedeniyle göremiyoruz ama 3 tane o dönem şehirde faaliyet gösteren sinema salonunun yeri de var. Şimdi biz bu sinema, bunlar elle çizilen haritalar olduğu için mutlak biçimde hani matematik olarak doğru olmayabiliyor ama sinema salonlarını bugünkü veriyle eşleştirerek aslında şeyi görebiliriz. Yeni açılan ya da işte göreceli olarak daha sonra açılan sinema salonlarının yerinde daha önce ne vardı? Sinema salonları neyin yerine kuruldu, nelerin yerine açıldı bunları görebiliriz. Veya dönemsel olarak o sinema salonları ile mekanın ilişkisini anlamaya başlayabiliriz. Yine çok şanslıyız. Elimizde 1940'tan itibaren Adana'nın çekilmiş olan hava fotoğrafları var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Adana sanıyorum şeye girmeye başlıyor. Amerikan ilgisine girmeye başlıyor. 1950'lerde de İncirlik Hava Üssü açılacak. Dolayısıyla Amerikalılar 1941-42'den itibaren şehrin hava fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Ama bu hava fotoğrafları özellikle zaten haritalama yapmak için çekilmiş olan fotoğraflar. Dolayısıyla perspektif etkisi neredeyse hiç yok bu fotoğraflarda. Tertemiz tepeden bakışı görüyorsunuz. Biz şimdi bu haritaları, bu fotoğrafların üzerine şurada gördüğünüz gibi fotoğrafı şehir haritasının üzerine embed ederek üzerine de dijital olarak sinema salonlarının yerlerini görebiliyoruz. Bu fotoğraflarda daha önce fark etmediğimiz bir şeydi. Bunlar, bu fotoğraf 1970'lerden, sinema perdelerinin gölgesini görebiliyoruz. Artık bu fotoğraflara biraz böyle zoom in yapıp girip baktığımızda şeyden emin oluyoruz, burası sinema, açık hava sineması. Çünkü perdesi var, gölgesi var diye. Bu da bize örneğin dönemleme şansı verecek, dönemleme olanağı verecek. Hangi sinema salonları hangi yıllar arasında faaliyet gösterdiği görmek için bu hava fotoğrafları her yıl var 1940'tan itibaren. Dönemleme şansı verecek, bizim için müthiş bir şey olacak. Mesela şeyin videosunu yapmayı çok isterim. 1940'tan itibaren bir mantar gibi sinema salonlarının çoğalmasını, sonra da kaybolmasının videosunu yapmayı, bu dijital çalışmayı da örneğin yapılacak çalışmalardan biri olarak gerçekleştirmeyi çok isterim. Dataton çalışması avantajları nedir, dezavantajları nedir? Bir kere hafızayı çağırmak için çok iyi bir çalışma. Çünkü aslında birbirinden her ne kadar arkadaş da olsalar, birbirini tanısalar da aslında birbirlerinden farklı veri kaynaklarını bir araya getiriyorsunuz ve
aslında bu veri kaynaklarını çok tetikleyen öğrenciler oluyor. Genellikle sahada çalıştığınızda görüşmeceleriniz ya da saha çalışmasını beraber yürüttüğünüz katılımcılar sizi hep işin uzmanı olarak görürler ve siz zaten bunu biliyorsunuzdur diye anlatmak istemezler. İşte hocasınızdır, biliyorsunuzdur, anlatmak istemezler. Halbuki kör cahiliz, hiçbir şey bilmiyoruz. Öğrenciyle çalıştığımızda öğrenciye bu kez her şey dökülmeye başlıyorlar ve hani biraz ukalalıkla dökülmeye başlıyorlar. Sen bilmezsin, bak şunlar şöyle diye. Biz de o veriyi topluyoruz. O nefis bir şey oluyor. Dolayısıyla Datathon çalışması hafızayı canlandıran bir şey. Katılımcı bir yöntem ve işbirliği doğuruyor Datathon çalışması. Dolayısıyla bu açıdan da çok avantajlı. Aslında yenilikçi dijital metotlarla konvansiyonel saha çalışmalarını bir araya getiriyor. Daha önce fiziki mekanda yaptığımız, yürüyerek yaptığımız çalışmaları bu kez dijital haritalar üzerinde gezerek yapabiliyoruz. Dolayısıyla aslında sahaya çıkmadan fiziki mekana gitmiş gibi oluyoruz. Harita ya da işte Google Earth ya da işte Street View gibi uygulamaları kullanarak sahada yürümüş gibi oluyoruz. Çok önemli bir şeydi bizim için bu. Kuşaklar arası bilginin transfer edilmesini sağlıyor ve artık bizim yapmak istediğimiz şeylerden birisiydi. Özellikle de saha çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerimiz için de çok tetikleyici bir şeydi bu. İlk elden bir araştırmanın içinde yer almak ve erken kuşaklardan ya da yaşlı kuşaklardan diyelim bilgiyi alabiliyor olmaları çok önemliydi. Verinin hem tespit edilmesine ya da işte verinin sağlanmasına hem de verinin onanmasına ve güvenilirliğinin tespit edilmesine ya da onaylanmasına dair bir süreci de içeriyor Datathon çalışması. Bu yüzden aslında sadece veri elde etme ya da veriyi işleme değil, veri güvenilirliği, veri teyidi gibi de bir şeyi var. Yönü var. Bu açıdan da çok önemliydi. Bizim çalışma sırasında gördüğümüz bir şeydi. Emin olamıyor grup örneğin sinema salonunun nerede olduğundan. Bizzat kendileri neredeyse herkesi tanıdığı için telefonla arayıp sinema salonunun sahibine ulaştılar yanımızda ve sinema salonunun sahibinden tam yerini buldular. Bu bizim için nefis bir şeydi. Bizim mesela böyle bir şeye ulaşmamız sadece o salonu hedeflememizi gerektirirdi. Belki de işte günlerce çalışmamızı gerektirecekti. Bu yüzden de çok önemliydi. Bir de asıl önemli olan bizim için örneğin tüm 3 yıl boyunca topladığımız 90 sinema salonuna karşılık bir günde bulunan yeni 30 yer, 30 konum şeyi de gösterdi. Çok hızlı bir şekilde, çok kısa bir zaman içinde veri toplamayı da sağlıyor bu yöntem. Dezavantajları ne? Şimdi çalışma sadece sinema konumlarıyla, sinema mekanlarının konumlarıyla ilintili olduğu için aslında o dönemin sosyal, toplumsal, kültürel yapısıyla, arkasıyla, önüyle ilgili olarak hiçbir şey almadık. Bunu zaten özellikle kısıtladık. Yani katılımcılarımızın mekan dışındaki bağlamlarda konuşmalarını istemedik. Ama bu yüzden de, aynı zamanda bu yüzden de tabii bu sosyal, kültürel ya da ekonomik veriyle ilgili de bağlamı bilmiyoruz. Buraları çalışmamız gerekecek. Aynı zamanda aslında tüm bu mekanları ve örneğin bu sinema salonlarının hangi dönemler arasında açık olduğu, kimler tarafından işletildiği gibi başka verileri de ihtiyacımız var. Bunlar için de yeniden sahaya gitmemiz gerekecek. Bir de yine zaman limitleri dolayısıyla, zaman kısıtlıkları dolayısıyla aslında konuşamadığımız bir sürü meseleyi daha sonra ertelemek, belki bu grupla yeniden bir araya gelmek, belki de başka katılımcılarla yeniden yapmak isteyecek. Çok kabaca bu mesele nerelere gidiyor ya da ne oluyor ondan da bahsedelim. Aslında bir taraftan biz bilgiyi oluşturmaya çalışıyoruz, bir bilgi elde etmeye çalışıyoruz. Bunun için bazı ontolojik dertlerimiz, kaygılarımız var. Aynı zamanda bir yeni bir terminoloji de aslında kurmaya çalışıyoruz bu çalışma için. Aynı zamanda da yine bağlamsal ve ilişkisel bir modelleme, bir yöntem modellemesi de yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çözümlemeler yapıyoruz. Haritalama gibi, yeni tekniklerin uygulanması gibi ya da sözlü tarih çalışmaları gibi. Veriyi ve veri güvenilirliğini aynı zamanda onaylamaya çalışıyoruz. Tüm bunların sonunda da bir bilgi derleme, toplama ve yeni bir bilgi üretme meselesini bir nebze olsun gerçekleştirmiş oluyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Buraya başlarken elimizde bir veri vardı. Bu çalışmaya başlarken 3 yıllık çalışmadan, 3 yıllık sahadan elde ettiğimiz bir veri vardı.
Bu döngünün sonunda aslında başladığımız yere döndük. Evet, artık elimizde bir gelişme var, bir ilerleme kaydettik. Ama yeni haritayla, yeni dijital yöntemleri kullanarak elde ettiğimiz yeni haritayla aslında yeniden bir çalışmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu bir döngü. Tüm bu çalışmanın sonunda ürettiğimiz şey aslında yeni bir altlık harita. Ve şimdi bu harita üzerinde yeni çalışmalar yapmamız gerekiyor. Neler yaptık? Tüm bu çalışma boyunca veya saha çalışmaları boyunca biz şu ana kadar derinlemesine görüşmelerle ya da walk and talk metodolojiyle, yani insanlarla sahaya çıkarak ve yürüyerek, anlattırarak, onlarla konuşarak, mekanı kat ederek yaptığımız görüşmelerle 110 sözlü tarih çalışması yaptık. Veriyi topladık. Bunları tamamının ses kaydını aldık. Tamamının tekst dökümünü yaptık. Tamamının fotoğraf ve videoları var. Sözlü tarih çalışmaları yaptık. İşte arşiv materyalleri toparladık Adana sahasından. Bu mekan verisini ve rotalamayı haritaladık. Kartografiler, film kartografileri yaptık. Toplamda 100 saatten fazla video, film kaydımız var elimizde. Toplamda 10 binin üzerinde fotoğraflar var. Neler yapacağız? Refleksif grup çalışmaları yapacağız artık. Film arşivlerine hiç gitmedik bugüne kadar. Film arşivlerine 2020'de gitmeye başlayacağız. Adana Halk Evi tarafından üretilen ya da yerelde üretilen filmleri artık biraz oralara bakmak istiyoruz. Bu film üretimi meselesini, bütün bunlar nasıl etkiledi, onları görmek istiyoruz. Onlara bakacağız. Bizim için çok önemli bir şey, tüm bu veriyi eğer bir fon bulabilirsek web üzerine aktarmak, bir web sitesi içinde çalışır hale getirmek ve böylece de aynı zamanda da veri girişini açık hale getirmek ve böylece de bir crowdsourcing ile kitlesel veri girişini açarak insanların deneyimlerini, belki fotoğrafları, belki başka bilgileri, belgeleri derlemenin, toplamanın yolunu açmak. Ve aynı zamanda bir taraftan bunu veri girişine uygun bir şekilde hani web üzerine taşımak bir amaç, diğer taraftan da diğer amaç da elimizdeki tüm bu malzemeyi aslında diğer araştırmacılara açmak gibi büyük bir hedefimiz var. Tüm sinema mekanlarını, en azından o mekanı tanımlayacak bir fotoğraf, bir harita, bir bilgi, bir taslak formatta derleyip toplamak gibi bir amacımız var. Kurucusu kimdi, kimler işletti, kaç kişilikti, neler gösterirdi gibi. Ve elimizde çok fazla video fotoğraf malzeme var. Artık şey, her gittiğimiz, konuştuğumuz yerde insanlar bundan çok iyi film olur, niye film yapmıyorsunuz, niye belgesel yapmıyorsunuz diyor doğal olarak. Bir belgesel film yapmak gibi de bir niyetimiz var. Belki tüm bunlarla ilgili eğitim videoları gibi yapmak gibi de bir niyetimiz var. Saha çalışmalarıyla ilgili ya da dijital çalışmalarla ilgili. Ve bu son maddeyi artık yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası diğer araştırmacılarla karşılaştırmalı araştırmalar, çalışmalar yapmak niyetindeyiz. Hem Türkiye'deki yerel sinema deneyimlerine bakmak için Türkiye içinde karşılaştırmalı araştırmalar yapmak. Örneğin İstanbul ve Adana seyir deneyimlerini karşılaştırmak, Ankara ve Adana seyir deneyimlerini karşılaştırmak gibi. Diğer taraftan da Batı'da çok ilgi çeken bir çalışma oldu bu 3 yıldır yaptığımız diğer çalışmalar gibi. Çünkü şey, çok farklı bir seyir deneyimi var burada Doğu'da, Anadolu'da. O Batılılarla da örneğin Belçika, Gent seyir deneyimiyle, tamamı hiç açık hava sineması yok örneğin Gent'te, coğrafyadan, iklimden dolayı ve insanların inanılmaz ilgisini çekiyor. Yani açık havada sinemayı hiç tahayyül edemiyorlar. Açık havada 2500 kişilik sinemayı tahayyül edemiyorlar. Orada bütün sinemalar kapalı şey yüzünden, iklim yüzünden. Dolayısıyla onlarla Gent'teki seyir deneyimiyle Adana'daki seyir deneyimini karşılaştırmak çok ilginç çalışmalara yol açabilir. Bununla ilgili de çalışmalar yapmak gibi hedeflerimiz var. Geldiğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa şimdi sorularınızı alabilirim.